Evet, 5. bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Buradaki ilk sorumuz, önce konumuz şu, bilinmeyenleri sınırlayarak çözülebilen denklemler. Yani ne yapacağız? Diyeceğiz ki x işte atıyorum 3'ü geçemez diyeceğiz. O zaman 2 ile 1 olabilir. 2 ile 1 deneyerek çözeceğiz. Bu soruda böyle sınırlamaya açık bir soru. Çünkü eşitliğin sağ tarafı 2007 ve elimizde x üzeri y var. X, y de pozitif tam sayı. Şimdi burada ilk yapacağımız gözlem şu olacak. X 1 olamaz. Çünkü x 1 olursa bu durumda y'nin yani burası kesinlikle 2 olacak. Y'nin negatif bir sayı olması gerekecek 2007'ye ulaşması için. Dolayısıyla x'in 1 olamayacağı açık. Şimdi diğer yandan da x eğer hani ondan büyük y ondan büyük bir sayı olursa x 1 olamayacağına göre en küçük 2 olsa bile yani x yerine 2 koysak 2 üzeri hani 2 üzeri x 2 çarpı x üzeri y eksi y her zaman 2 çarpı 2 üzeri y eksi y'den büyük olacak. 10 olursa 2 çarpı 2 üzeri 10 eksi 10'dan büyük olmuş olacak. O da 2038 yapacak. Yani özetlemek gerekirse y 10'dan büyük olursa x alabileceği en küçük değeri yani 2 değerini alsa bile bu gördüğümüz ifade 2038 yapacak. Yani 2007'den büyük olacak. Dolayısıyla x'in 1 olmadığını biliyoruz. X 1 olmadığında en küçük 2 olur. 2 olduğunda en küçük 2 olduğunda da y onu geçerse olamıyor. Dolayısıyla y'nin değerlerini de sınırlamış olduk. Y 9'dan küçük olmalı bu soruda. Diğer yandan bir gözlem daha yapabiliriz. Burası tek bir sayı 2007. Burası çift. O zaman burası arkadaşlar yani y tek olmalıdır. Bu yarımı da yaptıktan sonra y 9'dan küçük tek pozitif. Geriye ne kaldı? 1, 3, 5, 7, 9. Bu değerler için tek tek deneyerek sağlayan değer var mı diye kontrol edeceğiz. 5 denemede sonuca ulaşacağız. Burayı temizleyeyim. Denklemimizi gene yazdık. 1 için y. Y yerine 1 koyarsak 2x buradaki 1'i karşıya artı 1 diye atarsak 2008 yapacak. 1008 yazmışım ama 2008 orada işlem hatası yapmışım veya yazarken yanlış yazmışım. 2008. X ne olacak arkadaşlar? 1004 olacak. Eğer y yerine 3 verirsek bu sefer y yerine 3 vermesi için 2x küp eksi 3. Eksi 3'ü karşıya artı 3 diye atınca 2010. 2'ye bölününce x küp 1005. Küpü 1005 olan bir sayı yok. Y eşittir 5 yazınca yukarıda da y gördük. Yukarıda yani üstteki y yerine de 5 yazacağız. Yani şuraya da 5 yazacağız. Şuraya da 5 yazacağız. Dolayısıyla bu ifadeyle karşılaşacağız. 2'ye böldüğümüzde x üzeri 5 2006. 2000, x üzeri 5 1006. Bunun da çözümü yok. Y eşittir 7 için de işlemleri yaptığımızda x üzeri 7'nin 1007 çıkması gerekecek. Çözüm yok. Son olarak y eşittir 9 için baktığımızda x üzeri 9'un 1008 olması gerekecek. Buradan da çözüm yok. Dolayısıyla bizim burada yakaladığımız tek çözüm arkadaşlar şu gördüğünüz çözüm. Yani x 1004 y de 1. Bunun tek çözümü olacak. Bu soruda ne yapmış olduk? Hem işte x'in 1 olamayacağını, birden büyük olacağını gösterdik ve y'yi sınırladık. Asıl yaptığımız iş oydu. Y'nin ondan küçük olduğunu gösterdik. Bu şekilde soruyu çözdük. Devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz. Bir sonraki sorumuz nispeten daha kolay bir soru. 2 üzeri x çarpı 4 eksi x eşittir 2x artı 4 denkleminin kaç tane tam sayı? Bakın tam sayı diyor, pozitif demiyor. Negatifler de devrede yani. Bu ifadeyi alalım önce. Çarpım halindeki 4 eksi x'i karşıya atalım. Sonuçta eşitliğin sol tarafı yani şurası 2 üzeri x olduğu için hep pozitif olacak. O yüzden sağ tarafı da sıfırdan büyük olması gerekecek. Bunu bir eşitsizlik olarak düşünüp tablosunu yaparsak üst tarafın kökü buranın kökü eksi 2. Buranın kökü 4. Tabloya 4 ile eksi 2'yi koyduktan sonra 4'ten büyük değerler için baktığınızda negatif. Eksi 2 ile 4 arası için pozitif.
Eksi 2'den daha küçük değerler için negatif çıkacak. Yani bizim aradığımız bölge burası. Yani x'imiz eksi 2 ile 4 arasında olması lazım. Tam sayı. O zaman ne olacak? Eksi 1, 0, 1, 2, 3. Buradaki değerleri, x değerlerini yani 5 tane x değerini deneyince 3 tanesi için sağlandığını görebileceğiz. Ne onlar? X eşittir 0 için sağlanıyor. Koyalım. 4 eksi 0, 4. 2 üzeri 0, 1. 4 kere 1, 4. Burası 4 geldi. 2 kere 0, 0 artı 4, 4. Burası da 4 geldi. Eşitlik sağlandı. X eşittir 1 için bakalım. 2 üzeri 1, 2. 4 eksi 1, 3. 3 kere 2, 6. 2 kere 1, 2 artı 4, 6. Dolayısıyla bu da sağlamış oldu. 2 için ne derseniz sağlayacak. Çok uzatmaya gerek yok. Diğer 3 ve eksi 1 değerler için ise sağlamayacak. Burada da ne yapmış olduk? X değerini sıkıştırmış olduk. Şimdi devam edelim. Evet. Bu da Estonya'da 1999 yılında çıkmış bir soru. İfademiz bu. Biz buradaki B'yi karşı atarsak. Önce bir soruyu tam okuyalım beraber. A kare artı B eşittir B üzeri 1999 denklemini sağlayan kaç tane AB tam sayı arkadaşlar? Negatifler de işin içinde. İkilisi vardır diyor. B'yi karşıya atıp B parantezine aldık. İfadeyi bu şekilde ayırdık. Şimdi B ile B üzeri 1998 eksi 1 aralarında asaldır. Çünkü varsayalım ki bunlar hani şöyle düşünelim. Varsayalım ki bunların bu 1 değil de ya D olsaydı mesela. D hem B'yi bölecekti hem de bunu bölecekti. Bu ifadeyi bölüyorsa B'yi zaten böldüğü için burayı bölmek zorunda. O zaman ne yapmak zorunda kalacaktı? 1 de bölmek zorunda kalacaktı. Dolayısıyla 1'i bölen bir tek 1 olduğu için bu ikisinin EBOB'u 1'dir arkadaşlar. Şimdi bu durumda hem B hem de B üzeri 1990-1 tam kare olmalıdır. Çünkü ikisinin hiçbir ortak böleni yok. Çarpımları bir tam kare. O zaman B de bir tam kare. B üzeri 1998 eksi 1 de bir tam kare. Ancak B üzeri 1998 eksi 1 sonuçta bir tam kare. Ama B üzeri 1998 de B üzeri 999'un karesi. Yani bu ikisi ardışık iki sayılı, ikisi de tam kare. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? Burada tabii Katalan eskiden 2003 yılında sanırım ispatlandı. O zamana kadar sanıydı. Katalan sanısı ve daha sonra 2003 yılında Mihalescu tarafından ispatlandı. Mihalescu teoremi olan olarak geçen bir teorem var. İkisi de kuvvet olan ardışık doğal sayılar sadece 8 ve 9'dur. Yani ardışık iki sayı olacak. İkisi de herhangi bir sayının herhangi bir kuvveti olacak. Bunu sağlayan sadece doğal sayılar sadece 8 ve 9'dur. Tabi bu noktada insan aklına şu geliyor. Sıfırda bir de kuvvet aslında. Sıfırın herhangi bir kuvveti. Bir de birin herhangi bir kuvveti. Ancak bazı matematikçiler sıfırı doğal sayı kabul etmezken bazıları kabul ediyor. Burada edilmemiş. Dolayısıyla ardışık doğal sayı olup ikisi de kuvvet olan sadece 8 ve 9 vardır. Dolayısıyla bu ifade 8 ve 9 olamayacağına göre bunu sağlayan değer yoktur. O zaman geriye 1 ve 0 denemek kalıyor. 1 ve 0 için denemek için de hani şöyle yapacağız. B'ye 1 verirsek, B'ye 1 verirsek burası 0 olmuş olacak. A 0 olmuş olacak. B'ye 0 verirsek burası eksi 1 olmuş olacak ama çarpımları 0 olmuş olacak. A gene 0 olacak. B'ye eksi 1 verirsek bu sefer burası çift kuvvet olduğu için 1 olup 1 eksi 1'den 0 olacak. Bu ifade 0 çarpı eksi 1 0 olacak. A yine 0 olacak. Dolayısıyla sağlayan değerler sadece bu 3 değer olacak. Bu Katalan sanısı ya da Mihalescu teoremini zaman zaman kullanıyoruz. O yüzden bilgi olarak bilmeniz gerekiyor. Yani 8 ve 9 haricinde ardışık iki sayının herhangi bir sayının kuvveti, bakın karesi demiyorum, küpü demiyorum, kuvveti olması mümkün değildir. Bunun haricinde sadece 0 ile 1 var. O da doğal sıfır doğal sayı kabul etmedikleri için buraya almamışlar. Şimdi devam edersek bir sonraki bölüme geçmiş olduk. Bir sonraki bölümümüz simetriklik kullanılarak çözülebilen denklemler.
Simetriklik kullanarak çözebilen denklem ne demek? Şimdi buradaki bakarsınız ifadeye. X ile Y'nin yerlerini değiştirseniz hiçbir şey değişmez. Buradaki X, Y ve X, Y'de X ile Y'nin yerini değiştirseniz hiçbir şey fark etmez. İfade tamamen simetrik bir ifadedir. Dolayısıyla biz bu tarz sorularda bir yazalım ifademizi. Bu böyle bir kabulle başlayalım. Biri diğerinden daha büyük ya da eşit olsun. Bu durumda ifademizdeki 1 bölü 3'ü yalnız bırakırsak ve bu hale getirirsek bu ifade x yerine y yerine x yazarsak yeni yazdığımız ifade öncekinden daha büyük olacak. Çünkü şu gördüğünüzle bu gördüğünüz aynı. Bu gördüğünüzle bu gördüğünüz aynı. O zaman farkı yaratan 1 bölü y ile 1 bölü x. X daha küçük bir sayı, 1 bölü x daha büyük bir sayı. Yani biz 1 bölü y yerine 1 bölü x yazdığımızda daha büyük bir sayı yazmış oluyoruz. Ve bu taraf daha büyük oluyor. Şimdilik burayı temizleyeyim. Peki bu durumda o zaman burası 2 bölü x eksi 1 bölü x y olarak yazabiliriz bu eşitliği. O da payda eşitlersek 2y eksi 1 bölü x y olur. O da 2y eksi 1 yerine 2y yazarsak payı büyüttüğümüz için daha büyük bir ifade yanlış olur. Zaten bunlar pozitif sayılar. 2y bölü xy 2y eksi 1 bölü xy'den daha büyüktür. Buradan bir adım daha ileri gideriz. Y'leri sadeleştirebiliriz. Bu gördüğünüz y'leri sadeleştirirsek 2 bölü x daha büyük olmuş oldu. Yani özetle 1 bölü 3 ile başladığımız yeri 2 bölü x ile ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk ve eşitlik yok, dikkat edin. 2 bölü x 1 bölü 3'ten daha büyük. Bu durumda pozitif sayı olduğu için x içler dışlar çarpımı da yapabiliriz. X 6'dan küçük olduğu elde edilir. Yani x'i sıkıştırmış olduk. Ne yapacağız? X eşittir 1, 2, 3, 4, 5 için deneyeceğiz. 5 tane değer için. Ve ona göre y değerleri bulmaya çalışacağız. X1 için yerine koyduğumuzda çözümün olmadığını görebiliriz. X2 için yerine koyduğumuzda karşımıza böyle bir denklem çıkacak. Burada da işte eşitliğin karşı tarafına da toparlarsak bu ifadeyle karşılaşacağız. Ve buradan da y eksi 3 çıkacak. Ama eksileri almadığımız için pozitif çözümü yok. Buradan da bir çözüm gelmeyecek. Şimdi devam edelim. Burayı silelim. X3 için de yerine koyduğumuzda çözüm çıkmayacak. X4 için yerine koyduğumuzda böyle bir denklem çıkacak. Burada en son eşitlikte içler dışlar çarpımı yaparsanız yeri yeri 9 çıkacak. X5 için bu ifade 5, x yerine 5 koyduğumuzda karşımıza böyle bir denklem çıkacak. Y de 6 olacak. Dolayısıyla y büyük x için x eşittir 4 ve x eşittir 5 olduğunda 2 tane çözümümüz çıktı. Ancak biz bu soruya başlarken bu simetrik y büyük ifade simetrik y büyük x olsun demiştik. Belki de x büyük y de olabilirdi. Yani simetrik ifadelerde bulduğumuz her ifadenin simetriği de bizim çözümümüz olacak. Bu yüzden simetriklikten dolayı 9'a 4 ile 6'ya 5 de bizim çözümlerimizdir diyoruz. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu soru 2001 Junior Balkan'da çıkmış bir soru. Şimdi önce okuyalım soruyu. Önemli yerlerin altını çizelim. A küp artı B küp artı C küp eşittir 2001 denklemini sağlayan kaç tane A, B, C plus tam sayı üçlüsü vardır? Bu ifade simetrik. A'nın, B'nin ve C'nin yerini değiştirirseniz sonuç değişmiyor. Örnek veriyorum. Atıyorum tamamen 1, 2 ve 3. Yani A yerine 1, B yerine 2. C yerine 3 sağladıysa o zaman 2, 1, 3 de sağlar. 3, 1, 2 de sağlar. Bunların bütün kombinasyonları da sağlar. Şimdi burada önce bir sıkıştırmayla başlayalım ifademize. 13'ün karesi 2197'den büyük. Yani buradaki A, B, C'lerden herhangi biri 13 ya da 13'ten daha büyük olamaz. A, B, C'nin hepsi 13'ten küçük. Diğer yandan hepsi 8'in küpü olsa da 2001'e yetişemiyor. Yani o zaman bunlardan en az bir tanesi 8'den büyük olmak zorunda. O zaman biz
ifadelerden bir tanesinin 8 ile 13 arasında olduğunu bulduk. Bu tarz simetrik ifadeler yaptığımız gibi bir tane durumu kabul edelim. Yani en büyük A olsun, sonra B, sonra C olsun. Sonra bir sonucu bulduktan sonra biz bunları kendi aralarında karıştıracağız. Buradan sonra bir gözlem, bir bilgi de kullanacağız ve bir gözlem yapacağız. Şimdi x küp mod 9'da bakarsak 1, 0, eksi 1 olabilir. Bu bir bilgidir. Daha önceki bölümlerde de bilgiler veriyorum. Bu bilgileri bileceksiniz. İsterseniz deneyerek çıkartırsınız. Ama bakın bu soruda çok büyük kolaylık sağlayacak bize. X küp 1, 0, 7, eksi 1'dir mod 9'da. 2001 de eşitliğin sağ tarafı da 3'e denk. Bende A küp, B küp, C küp var. A küp, B küp, C küp ile mod 9'da 3'ü elde edebilmek için benim elimdeki bütün ifadelerin mod 9'da 1 kalanı veriyor olması lazım. Küplerinin. Küpleri mod 9'da 1 kalanı veren sayılar arıyorum ben. Şimdi devam edersek biliyorum ki benim en büyük sayım 8'den büyük, 13'ten de küçük. Küpü de 9'a bölündüğünde 1 kalanı veren bir sayı olmalı. Aynı zamanda bu iki bilgiyi bir araya getirirsem A sayısının 10 olmaktan başka çaresi kalmıyor. B ve C için ise gene küplerinin bir kalanı vermesi için A en büyük, ondan büyük olamayacaklar. Ondan küçük olacaklar ve küpleri bir kalanını verecek. 1, 4, 7 ve 10 olabilirler. Burada da. Şimdi o zaman şunu deneyeceğiz. İlk olarak A 10 olduğunda ikinci büyük sayıyı biz B kabul etmiştik. B'yi 10 alsak sonucun 2001 çıkabilmesi için C'nin 1 olması gerekiyor ve buradan bir çözüm geliyor. A'yı 10 aldığımızda B'yi 10 değil de hani 1, 4, 7, 10'du B ile C. 7 alsak yerine koysak C küpün bir tam sayı çıkması mümkün olmuyor. A'yı 10, B'yi 4 alırsak yine çözüm gelmiyor. A'yı 10, B'yi 1 alırsak çözüm gene gelmiyor. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız tek çözüm A 10, B 10, C 1 çözümü olmuş oluyor. Şimdi biz bunu A büyüktür, B büyüktür, C kabul etmiştik. Yani tek çözüm bu olduğunu söylemiştik. Ama biliyorsunuz bunu böyle bir varsaymıştık, böyle kabul etmiştik. Ama ifade simetrik olduğundan 10, 11, 11, 10, 1, 10, 10 da her birde bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla buranın çözümleri 3 tanedir bu sorunun çözümleri. Videoyu durdurarak izlerseniz, bazı yerleri hızlı geçiyorum. Siz üzerinde düşünerek, durdurarak, soruları okuyarak yaparsanız devam ediyorum. Burayı temizleyeyim. Şimdi sorumuz böyle bir eşitlik var. Zaten burayla buraya bakınca hemen şu x, y, z'yi insanın karşıya atası geliyor. Çünkü x, y bölü x, y, z 1 bölü z kalacak. Burada 1 bölü y, x kalacak. Burada da 1 bölü y kalacak. İfade daha sade bir hale gelmiş olacak. Biz de öyle yapalım. İki tarafı da 5 x, y, z'ye bölelim. 5'ler birbirini götürecek zaten. X, y, z'ler birbirini götürecek. Ve bu ifadeyle karşı karşıya kalacağız. Sonra bir gözlemimiz var. Gözlemimiz şu. Buradaki x, y, z'den herhangi biri 1 olamaz. Çünkü 1 olduğu zaman direkt 1 olur burası. 4 bölü 5'ten büyük olur. O zaman y ile z'den birinin negatif olması lazım. Ama sonra da bize pozitif tam sayı üçlerini soruyor. Dolayısıyla yapacağımız gözleme göre bizim hani sonuçta 1'den büyük olması lazım ifadelerimizin. Aynı zamanda bu ifade simetrik, onu da söylemedik. Yani x, y, y, z, z, x, z hepsi var. Yani yerlerini değiştirseniz sonuçlar değişmiyor. X'in yerine Y, Y'nin yerine Z yazsanız simetrik bir ifade. O simetrik ifadelerde yaptığımız gibi bir varsayımda bulunduk. Bulunduğumuz varsayım şöyle. X en küçük, Z en büyük olsun ve bunların hepsi birden büyük olsun. Bunu da açıkladım burada. Aynı zamanda en küçük sayı 4'ten büyük olamaz. Çünkü şöyle diyelim, hepsi 4 olsa bile 4 bölü 5'e ulaşamıyorum. Yani 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 olsa şöyle burası 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 olsa 3 bölü 4 olur. 4 bölü 5 daha büyük. Dolayısıyla en küçük sayımız
4'ten küçük olmak zorunda. O zaman mesela buraya nasıl şöyle örnekleyeyim. En küçük sayımız 4 olsa, diğerleri aynı olmasa 1 bölü en ihtimalle bu olabilir. Bunları toplayınca 4 bölü 5'ten küçük kalıyor. Kaldı ki bununla bunu 1 bölü 4 ile aynı kabul etsek bile 3 bölü 4 oluyor. O da 4 bölü 5'i geçemiyor. Dolayısıyla buradan da bir sonucu çıkartıyoruz. O zaman x 4'ten büyük eşit olamaz. Olduğu zaman 4 bölü 5'e ulaşamıyoruz. 1 olursa 4 bölü 5'e geçiyoruz. Kesinlikle 4 ve 4'ten büyük sayılar için de 4 bölü 5'e ulaşamıyoruz. Dolayısıyla x 2 ya da 3'tür. Şimdi x'in 2 ya da 3 olma durumunu kullanarak soruyu çözeceğiz. Yalnız soru çözerken x 2'yi farklı bir yolda, x 3'ü farklı bir yolda yapacağım. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz diye. Yani ikisini de farklı yolla göstereceğim. Hangisi sizin aklınıza yatıyorsa siz onu kullanırsınız. Şimdi ilk durumumuz x'in 2 olma durumu. X 2 ise o zaman yerine koyduğunuzda 1 bölü y artı 1 bölü z 3 bölü 10 yapacak. Burada işte payda işleyip içler dışlar çarpımı yaparsanız bu ifade, buradan da z harfini yalnız bırakırsak bu ifadeyle karşılaşırız. Şimdi buna benzeri daha önceki videolarda yapmıştık. 3y 10y'ye bölünmüyor. O yüzden eşitliğin iki tarafında 3 ile çarptık. Sonuçta z bir tam sayı, 3z de bir tam sayı. Burası 30y oldu üst taraf. Sonra biz 30y 3y'nin 10 katı. O yüzden eksi 10'un da 10 katını yukarı yazdık. Bir de artı 100 yazdık. Yani aslında şu an hiçbir şey yapmadık. Sadece ifadeyi daha güzel hale getirmeye çalışıyoruz. Buradan da şu kısım arkadaşlar, şu kısım direkt olarak 10 çıktı. 10 artı 100 bölü 3y eksi 10 oldu. Bu durumda 3y eksi 10 100'ü bölmeli. 102'nin karesi çarpı 5'in karesi, yani 9 tane böleni var. 9 tane de negatif böleni var. Ama zaten biz x, y'yi negatif kullanmayacağız. Burada hızlı işlemler yaparak y'nin ve z'nin olası değerlerini bulabilirsiniz. Uzun uzun işlemleri yapmayacağım ben. Sadece İşte 2 ile 5 değerinde uygun değerler çıkıyor. O zaman x 2 demiştik. Şurada 3y eksi 10'un 2 olabilmesi için y'nin 4 olması gerekiyor. Dolayısıyla z de yerine koyunca 20 çıkıyor. Bir değeri de bu değer. Yine x 2 iken bakıyoruz zaten. Y'nin 5, 3y eksi 10'un 5 olabilmesi için y'nin 5 olması lazım. Yerine koyunca z de 10 çıkıyor arkadaşlar. Bu yöntem bu şekilde. Buradan tabi 6 tane çözüm geliyor. Çünkü biz x küçük y, o da küçüktür z, eş küçük eşittir kabul etmiştik. Halbuki simetrik olduğundan bunları kendi aralarında yer değiştirebiliriz. 3 tane sayı olduğundan 3 faktöriyel şekilde olabilir. Aynısı burası için de devam ediyor. Gene 3 faktöriyel 6 şekilde çözüm çıkabilir. Şimdi x 3 için de farklı bir yöntemle gidelim. Siz hangisini istiyorsanız onu çözersiniz. Gene aynı şekilde 1 bölü y artı 1 bölü z 7 bölü 15 yapıyor. Gene eşitliyoruz, payda eşitliyoruz. 7 yz 15 z artı 15 y oluyor. Buradan da z 15 y bölü 7 y eksi 15 oluyor. Şimdi biz x 3 kabul ettiğimiz için, x en küçük kabul ettiğimiz için z ya 3 ya da 3'ten daha büyük olmak zorunda. Bu çünkü böyle kabul etmiştik. O zaman 15'e bu, yani içler dışlarla bunlar pozitif olduğu için, y de çünkü 3'ten büyük. Y de 3'ten büyük olduğu için 7y eksi 15 de pozitif. İçler dışına yapabilirim gönül rahatlığıyla. Yaptığımızda y'nin 7.5'tan küçük olduğunu görüyoruz. Yani y değeri 7, 6, 5, 4 ve 3 olabilir. Zaten 3'ten büyük olduğunu söylemiştik. Çünkü x 3 zaten. Şurada x zaten 3. O zaman y zaten 3'ten büyük olacak. Dolayısıyla bizim burada y'ni inceleyeceğimiz 3, 4, 5, 6 ve 7 değerleri var. Bu da uzun aslında. 5 tane değer deneyeceğiz ama y'nin 5'ten büyük değerleri için z 75 bölü 20'den küçük olmak zorunda kalıyor. Burada
Y 5 verirsek Y'ye 75 şu yukarıda. Şurada verirsek 75 bölü 20 oluyor. 6 verirsek 90 bölü 20 daha küçük. 7 verirsek işte 105 bölü 34 daha küçük. Yani 4'ten küçük olmak zorunda kalıyor. Büyük Y 5'ten büyük değerler verdiğimiz için. Bu da Y 5'ten büyükken Z'nin 4'ten küçük olması demek. Ama Z'yi biz en büyük kabul etmiştik. Çelişiyor. Bunları da denememize gerek yok. Deneyebilirsiniz. Deneyine çıkmayacak zaten. Dolayısıyla bizim deneyeceğimiz burada değerler sadece 3 ve 4. İşte bu değerler için Z tam sayısının çıkmadığını görüyoruz yerine koyunca. Yerine koyarsınız. Dolayısıyla önceki birinci durumdan 12 tane çözüm gelmişti. Toplamda 12 tane çözüm olmuş oluyor. Bu bölümdeki son soruya geldik. Son sorumuz şu. MNK pozitif tam sayıları için 36M artı N, M artı 36N eşittir 2 üzeri K netliğinin çözümün olmadığını gösterin. Bu ifadeler simetrik bir ifade. Yani M ile N'nin yerini değiştirseniz aynı ifade olmaya devam edecek. Dolayısıyla biz bu tarz sorulardaki başlangıcımızı yapalım. M bir tanesini daha büyük kabul edelim. Sonra sıralamayı değiştiririz. Sonra bu eşitliği M sayısı bu eşitliği sağlayan en küçük M değeri olsun. Yani bunu sağlayan en küçük M değerini şu anda olduğunu varsayalım. İkisi de 2'nin bir kuvveti olmak zorunda. Çünkü sonuç 2'nin bir kuvveti. Yani içinde 2'den başka bir asal sayı olamaz bu sayıların. Çünkü eşitliğin sağ tarafında sadece 2 var. Ve açıkça ikisi de 4'ten büyük. Çünkü birini 36 ile çarpmışız ve pozitif sayı. Yani 36'dan daha büyük ikisi de. Dolayısıyla ikisi de 4'ten daha büyük olduğuna göre, 2'nin kuvveti olduğuna göre 4 ikisini de bölüyor. 4 36M'yi bölüyor. O zaman 4 N'yi bölmek zorunda. 4 36M'yi bölüyor. O zaman 4 M'yi bölmek zorunda. O zaman M de N de 4'ün katı olan sayılar. Bundan kesinlikle eminim. Dolayısıyla X dediğim yani 2'nin kuvveti de mutlaka 4'ten büyük olmak zorunda. Şimdi eğer M ve N bu denklemleri sağlıyorsa ben M'nin yerine M bölü 2, N'nin yerine N bölü 2 koysam bu ifadede paydasında ikisinin de 2 olacak. 2 üzeri 2'yi karşıya çarpı diye atacağım. Ve gene bir eşitlik yakalamış olacağım. Ama hani M en küçüktü? Başlangıçta hani olabileceklerin en küçüğü olsun demiştik M. En küçüğü olsun demiştik. Ama M sağlıyorsa M'nin yarısını da sağladığını görmüş olduk. Bu Fermat azaltmaya olarak da düşünebilirsiniz. Onu da ileride göstereceğiz Fermat azaltmayı. Her sağlayan değer için onun yarısı da sağlıyor. Dolayısıyla bir en küçük değer yok. Dolayısıyla bu sorunun M'nin en küçük olmasıyla çelişiyor. M bölü 2 de sonuçta bir tam sayı. Elemandır tam sayı. N bölü 2 de elemandır tam sayı. Çünkü biliyoruz ki 4 N'yi böler, 4 M'yi böler. M sağlıyor, sağlarken M bölü 2 sağlamak zorunda. M bölü 2 daha küçük bir sayı. Çelişki yakalamış olduk. Dolayısıyla bu ifadenin çözümü yoktur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.